Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir karşılaştırma videosuyla da karşınızdayım. Bugün lahmacunları karşılaştıracağız. Bu fırından aldığım lahmacun. Bu BİM'in lahmacunu. Bu A101'in lahmacunu. Bu da Şok'tan aldığım lahmacun. Toplam hepsi 37 lira tuttu bu lahmacunların. Birazdan hepsini fırına koyacağım ben. Daha sonra ısıttıktan sonra tadına bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi BİM'den aldığım lahmacunu açıyorum. Yırtarak uğraşmadığım için keserek halletme çalışıyorum. Bu BİM'den aldığım lahmacun. Şimdi tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar, fırımıza koymadan önce diğer lahmacunları da açıyoruz. Sizleri bekletmek istemediğim için hepsini aynı anda koymak istiyorum. A101'den aldım lahmacun. Aynı şekilde hepsinin içine koyuyorum. Bu Şok'tan aldım lahmacun. Bunu da aynı şekilde koyuyorum. Tepsinin içine. Ve en sonuncu da fırından aldığım lahmacunu koyuyorum. Biraz soğuduğu için ben tekrar ısıtmak istiyorum bunları. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane lahmacun var. Şimdi bunları fırına sürüyorum. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra şimdi ısınmaya başladı. Şu an saatimiz 22.49. 5 dakika bekledikten sonra lahmacunlar hazır olacak. Daha sonra tadacağız. Hangisi daha iyiymiş? Ona göre fiyat performansını söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 dakika bekledikten sonra kapağını açıyorum. İlk önce kapatalım. Mis gibi koktu. Lahmacunlarımız hazır. Kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi fırın lahmacunumuzu tadıyoruz. Şu an 7 TL bu.
Bunu tattıktan sonra Bim'den aldım lahmacun. Tadı biraz kötü. Tadına kötü dedim ama mesela normal acıktığınızda falan alıp yiyebilirsiniz. Karnınızı doyurabilir. Bim'in lahmacunu 10 lira 95 kuruş. Şimdi geldi A101'in lahmacununa. Bununla biraz daha eti daha fazla. A101'inki bir öncekine göre daha iyi. Şimdi geldi Şokunkuna. Bunun fiyatı 11 lira. Şokunku. A101'inki 9 liraydı. Şokunki daha fazla ısınmadığı için biraz kuru. Tat olarak A101'inkinden bir tık altında kalıyor. Fırın lahmacunum normal işçilik olarak bir sınıf altında kaldım. O kadar güzel değildim. A101 lahmacunu en iyisiydi. Bim lahmacunum normal güzel ama tadı biraz farklı olduğu için bir değişik geldi. Herhangi bir şekilde markayı kötülemiyorum. Şokunki de soğuk olduğu için tadını pek alamadım. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Böyle videolardan haberdar olmak için videomu beğenerek, videomu paylaşarak ve bildirimleri açarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.